Sarber 8'den herkese selamlar. İş yapar mı serisinin bu bölümünde yine bir teknik direktör konuğumuz var. O da Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos. Portekiz'de efsane teknik adam. Bir efsanedir yani Portekiz için özellikle. ve ee, önemli, bir, önemli de bir CV'ye sahip. Büyük bir teknik adamdır e, Fernando Santos. Ve Beşiktaş gayet gizli yürüttüğü bir operasyondan sonra... Dün ben de canlı yayında öğrendim. Fenerbahçe maçını yorumlarken. E, Volley Plus'ta. Canlı yayında bu e, bilgi geldi. Çok da şaşırdım çünkü hiç adını duymamıştık. E, bakılınca aslında mantıklı isimlerden bir tanesi. Çünkü e, durumun farkında olalım. E, Beşiktaş'ın şu anki kadrosu, mevcut gidişatı, kulübün bulunduğu durum, ortada takım yok. Böyle kusursuz bir teknik adama zaten gidemezsiniz ki kusursuz teknik adam çok az var zaten. Hani Klopp dersin, Pep Guardiola dersin. Onun haricinde herkese bir kusuru bulabilirsin. Üst düzey teknik direktörlerde de. Ama mevcut işte boştaki teknik direktörlerde Conte gibi, Hansi Flick gibi isimler gerçekten çok gerçekçi gelmiyordu. Son çalıştırdığı takımlara, seviyelere bakılınca böyle bir macera onlara fazla lüks olabilirdi. Macera için bile fazla lüks olabilirdi. O yüzden bayağı ikna etmek için de acayip maaşlar vermen gerekirdi. Şimdi Fernando Santos da e, tabii ki hani böyle soru işaretli konularda olabilir. Ama durumun farkında olaraktan söylüyorum. Beşiktaş'ın mevcut durumunu için gelebilecek büyük isimlerden bir tanesi yani olabildiğince en büyük teknik adamlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Fernando Santos'un ve mantıklı da buluyorum. E tabi ki o teknik adamın tarzını Beşiktaş'ta neler yapabileceğini oyuncularla arasındaki ilişkileri bunları hep birlikte konuşalım istiyorum. Bir Beşiktaş'ın Fernando Santos portföyünü çizelim birlikte sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Servis 8 ise abone olmayı videoda beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım e, tüm hızıyla Ocak ayında transfer döneminde de Servet 8'deki videolara devam ediyoruz. Bir kere 5 yaşın başında artık bir hoca olacak. Hoca olacak. Gerçek anlamda büyük bir hoca olacak. E, taktiksel konularda eleştireceğiz buradaki gayet de zevkli olacak. ya Fernando Santos'un dokunuşlarını eleştirmek artık biraz daha futbola yönelmek. Çünkü hep, hep genelde benzer eleştiri yapıyorduk mecburen Beşiktaş'ta. Ama artık biraz daha işin sağ kısmına daha yoğunlaşıp ya Fernando hocam şunu tercih etti de şöyle yapsa daha iyi olurdu. Transfer dönemi geçirilecek. Nasıl oyuncuları tercih edecek? Yani çok güzel bir futbol tartışması bekliyor bizi. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş'ın başına bir tane hoca geldi her şeyin başında. Ee, ve şu an diyorum ya ortada bir takım yok değil mi? Bunda hep fikiriz. Bir takım yok ortada. Ee, hep diyoruz ya bir reaksiyon yok. Mağlubiyet gayet normalleşmiş durumda. Ee, kimin nerede oynuyor belli değil. Mevcut kadro içerisinden yine de bir sonuç verecek bir formasyon bulunamıyor. İdare edenler e, işte bu teknik sorumlu meselesini idare edenlerden de çok böyle fazla katkı görmedik. Bir başıboşluk durumu var. O zaman birinci seviyeye ne lazım? Beşiktaş'ta teknik direktör gelecek, direktörde ilk sırada otorite lazım. Ya, bu adam hoca diyeceğim bir isme ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. E bu adam da hocadır. Nasıl bir otoritedir? Mesela modern futbollarda zamanlarda düşünün böyle bir tane futbolcu düşünün hem kariyer olarak hem o takımındaki ağırlığı olarak kesmenin çok zor olacağını düşünün. Yani onu sen sen oynatmıyorum demenin çok zor olacağı isim düşünün. Kimleriz? Cristiano Ronaldo deriz ve Messi deriz yani bu iki adamdan daha ağır olan e, ismi çok büyük olan bir oyuncu yok kendi oynadığı takımlarda milli takımlarda. E, abi Fernando Santos Dünya akbasında... Cristiano Ronaldo'ya Messi ile belki de son kez rekabet sahnesini çıkmış. Cristiano Ronaldo'ya e, ben senin yerine başkasını oynatacağım diyebildi. Şimdi bunu belki o tartışırsınız. Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası sahnesinde görmek isteyenler tartıştı o dönemde. E, doğrusu yanlışı tartışılır ama bu gerçekten yürek ister yani. Cristiano Ronaldo'ya böyle bir turnuvada ben senin yerine farklı birini düşünüyorum diyebilmek, kesebilmek, kendi fikrini ortaya koyabilmek bayağı bir şey ister. Yani daha rahat bir ortamda olsam ne diyeceğimi biliyorum da. Şimdi ekran başında çizgiyi bozmak istemiyorum. Ağır bir şey ister yani. Ağır bir yürek ister. Ronaldo'ya seni oynatmıyorum diyebilmek. Şimdi Fernando Santos Beşiktaş'ta çalışacağı futbolcuları düşünün. Diyecek ki baba adam Ronaldo'yu kesti ya. Bir ayağımızı denk alalım adam. Ronaldo'yu kesmiş adam yani. Ronaldo'larla çalışmış. Bernardo Silva'larla çalışmış. Geri geldi onlardan kesik atmış. Bir adamla çalışacağız. Bir kere bir otorite söz konusu. İkincisi 5 yaşın artık bir şekilde en kısa vadede hem yavaş yavaş takım inşa etmesi gerekiyor. Hemen bir hedef koyacak durumu yok zaten. Şu anda e, ilk dörde atıp Avrupa Kupalarına gitmesi, Türkiye Kupası'nın kazanması öncelikle hedef tabii ki. Sonuç odaklı oynayacak. Mevcut kadro içerisinden bazı oyuncuları kazanacak değil mi? Hep bundan bahsediyorduk ama biraz tekrardan o kimliği de kazanması için 5 yaşın biraz maç kazanan takım haline geri dönmesi gerekiyor. İşte tam bir maç kazanıyor ondan sonra Kasımpaşa rahat rahat yeniyor iç sahada. Bu durumdan uzaklaşması lazım Beşiktaş'ın. Ve gerekirse maç maç bakacak, doğru formasyonu bulacak bir teknik adam ihtiyacı var. E, Fernando Santos'un da aslında tanımı budur. Yani Milli takım çalıştırıcısı da zaten uzun zamandır. Ve milli takım çalıştırıcılığı demek, mevcut havuz içerisinden doğru formülü bulmak demek. Zaten milli takım çalıştırmak bu. Doğru formülü bulmak, doğru oyuncu tercihlerini yapmak, sağda doğru şekilde... Rakibi karşılamak ve sonuca gitmek. Bu yani ve Fernando Santos da genellikle bunu yaptı Portekiz milli takımıyla. Ve bu sonuçları iyi aldığını düşünüyorum genel. Ee, özellikle Portekiz'deki, e, tabii en son Polonya çalıştırdı ama öncesinde kulüp takımları da var. Ama en çok aklımıza kalan serüveni Portekiz milli takımıyla yaptığı işler. O sonuçları da iyi aldığını düşünüyorum. Evet, Portekiz dediğiniz ülke yıllardır işte ta bizim hiç hatırlamadığımız belgesellerden bildiğimiz yolu dönemlerden hatırladığımız Figolu dönemlere kadar hep iyi kadrosu var Portekiz'in. Hep iyi oyuncuları var. Hep böyle turnuvalarda gizli favori. Bakın işte İtalya diyorsunuz, Almanya diyorsunuz ama Portekiz de geliyor falan. Hep her turnuvada böyle kendi adından bahsettiren veya gerçekten ilk kadrolar olan bir ülke Portekiz. Ama 100 yılı Portekiz tarihinde iki tane kupası var. İkisinde bu adam kazandırdı. Avrupa şampiyonasını kazandırdı. Uluslar Ligi'ni kazandırdı. Cristiano Ronaldo'ya bir de mini takım kupası verdi adam. Hani sonrasında kesti ama Avrupa şampiyonu da yaptı yani. E, o yüzden sonuç odaklı takıldığı zaman e, Portekiz'de özellikle çok başarılı olmuş bir teknik adam. Ve şu anda da Beşiktaş'ta belli bir süreyi böyle geçirecek bir teknik adama ihtiyaç vardı. E, peki. Soru işaretleri ne olabilir? En bariz soru işareti tabii ki uzun zamandır e, kulüp takımı çalıştırmıyor oluşu. Futbol çok değişti. Ya yani 13 yıl önce en son e, Pau çalıştırmıştı. E, 2010'da oradan bırakıp milli takımlarda devam etti. E tabii 13 yıl sonra tekrardan o kulüp takımı çalıştırma rekabetine girmiş olması, e, her gün antrenmana çıkacak olması, oyuncuların gelişimiyle direkt artık ilgilenecek olması Bayağı bir kariyerinde tekrardan eskiye dönüş olacak ama hiç grup takılı çalışılmış bir adam da değil yani ee, çok çok üstünden zaman geçti ee, işte Benfica'ya çalıştığı zamanlar Mourinho Porto'daydı mesela Porto şampiyonluk arkasından ikinci oldu Fernando Santos Prime Mourinho'nun arkasından ee, o Portoda zaten bayağı büyük işler başarıyordu yani çok geçmişe gidiyoruz o da göre futbol da çok değişti ee, ama hocanın da şöyle demeçlerinden daha doğrusu önceki iki yaptığı röportajlardan da şunu görüyoruz. Biraz da özlemiş bu tarafı. Yani milli takımda artık oyuncuların güncel milli takım oyuncuların performansını takip edip çok kısa bir dönem oyuncularla bir araya gelmektense oyuncuları bizzat kendisi geliştirmek, onların gelişimini izlemek, kendisi işte o dokunuş yapmak, oyunculara dokunmak, daha sık şekilde çalışmak onlarla, daha sıkı bir sistem inşa etmek bunları özlediğini söylüyordu en son röportajında. E hocam doğru seçim yani Beşiktaş'ta seni hiç beklemenin kadar derin bir macera bekliyor. Bayağı geliştirmesi gereken, hatta üzerine eğilmesi gereken, seçme yapman gereken bir oyuncu grubu var. Çok ekleme yapman gereken bir oyuncu grubu var. E, ve bu oyuncu grubundan ne çıkar sorusu bayağı bir zamanını alacak. E, ben de bunu merak ediyorum yani birçok e, futbol sever gibi. Fernando Santos'un Beşiktaş'ın mevcut kadrosu nasıl bir 11 çıkarır, nereleri hemen transfer ister? Bunları çok merak ediyorum, tahminlerim de var. Ama... Sıcak bir şekilde tekrar kulüp takımlarına çalıştırmaya istiyorsa bence doğru bir adres. Yani burada bayağı bir mesai var hocam <laughs> seni bekleyen. Peki ee, soru işareti bu yani benim için en bari soru işareti bu. Uzun zamandır milli takımı çalıştırılması. Bir de oyun tarzı için de şunu söyleyeyim. Ee, Portekiz'deki mesela yorumcuydum ben de işte bir yorumculuğum ilk yıllarıydı. Avrupa Şampiyonası dönemi Vole'de her maçı yorumluyorduk orada yayın oluyordu. Ben o zaman Portekiz'i çok eleştirdiğimi hatırlıyorum. E, i̇ki tane altı numaradan kolay kolay vazgeçmemesi, çok kısır maçlar oynatması, işte Danilo ve Carvalho'yu neredeyse hiç bozulması, Renato Sanchez çok formdayken de az oynatması, bazen mecburen 46'da oyuna soktuğu dönemler vardı mesela. E, tutuculuğunu hiç bırakmıyordu. E, ve o zamanlar eleştirdiğimi hatırlıyorum. E, çok hani daha keyifli hale getirecekken Portekiz milli takımını biraz daha hani bir tane sıkıştıralım boşver gerisini tadında takılıyordu. Şimdi tabii futbol yorumcusu olarak bir futbol sever olarak o turnuvayı izlediğiniz zaman ki o zaman Türkiye çok erkenden elendi tamamen futbol sever olarak izliyorsunuz ve O işten keyif almaya çalışıyorsunuz izlerken Bu konularda eleştirilecek bir teknik adam ama şu anda Beşiktaş'ın güzel futbol izletmekten daha öncelikli işleri var evvela takım olma ihtiyacı var Mevcut oyuncu kadrosundan daha az maç kaybedecek Sonrasında gerekirse artık kazanmaya başlayacak bir takım inşasına ihtiyacı var Yani Pragmatist düşünecek bir e, teknik adam ihtiyacı var. Akılcıl. Eldeki oyuncu kadrosuna en doğru 11'i çıkaracak bir teknik adam. Yani güzel futbola sonrasına bakarız. Önce bir sonuç alsın bu takım durumu var. E, yani burada aslında Fernando Santos zamanında eleştirdiğimiz şeylerin tam tersi e, asıl asıl Beşiktaş'ın ihtiyacı. Sonuç. Oyun. Sağda düzgün durabilen bir takım. Bunlara ihtiyacı var. Umarız Fernando Santos bunları gerçekleştirebilir. Tabii ki Carvalho'yla, Danilo'yla Bruno Fernandes de Bernardo Silva ile yapmayacak bunları. Daha farklı isimlerle yapacak ama o çabasını görmek için merak ediyorum ben de. Ee, i̇şte kulüp takımları çalıştırır zamanlardan bugüne çok oyun değişti. Ama kulüp takımlarını çalıştırırken de böyleydi. Milli takımlarda da böyleydi. Biraz daha sonuç alaklı. Ee, çok fazla işte takım öne çıkarmayan, pres yapmayan, biraz daha orta sağcı varlığını karşılayan, eksik yakalanmamaya çalışan. Bu yüzden 2-6 numaradan kolay kolay vazgeçmiyor. Ama şöyle hakkını yemeyeyim. Mesela bu video çekmeden önce de bir Portekiz'in son dönemlerinde bir incirimi yaptım. Mesela zayıf rakiplerle karşılaştığında ne yapıyor diye. Yani sürekli mi Danilo Carvalho diye. Hayır aslında. Mesela Litvanya rakip olunca daha böyle kapalı oynayacak. Tamamen topun Portekiz'de %80 Portekiz'de kalacak. Ve rakip açmaya çalıştığın durumlarda. Şöyle bir 4-3-3 yapıyor mesela merkezde. Ruben Neves 6 numarada. Böyle bir takım gördüm. Neves 6 numarada. Bernardo Silva sağ içte. Bruno Fernandes de sol içte. Bruno, Bernardo arkalarında da Neves. Hepsi pasör, hepsi yaratıcı oyuncular. Böyle bir üçlüyle de çıkabiliyor yani yeri geldiği zaman. Ama turnuva işte turnuva hocası zaten tam olarak. Kolay hani Portekiz'de şampiyon da kolay kolay olmadı. Orada da 4-4-2 oynatıyordu ve Nani'ye bile inanılmaz takım savunması yaptırıyordu. Nani'ye bile diyorum çünkü Nani'yi savunmacılık olarak tanımlamazsınız ama inanılmaz bir savunma performansı sergilemişti o turnuvada 2016'dan Nani yani oyuncularına o ikna iyi yapıyor. Ama geri geldiği zaman böyle bir üçlüyle de çıkabiliyor. Yani aslında biraz manasız bir eleştiri de olabilir. Yani bu hoca tamamen savunma futbolu oynatıyor, tutucu oynatıyor da demek haksızlık olabilir. Bunu görmek lazım. Tam tersini de izletebilir. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Şu anki Beşiktaş'ın kadrosu da şey değil yani. Sosa, Mario Gomez, Quaresma, Adriano, Talişka hani böyle bir takım olsa acaba deriz ki ya ee, hoca çok tutucu oynatıyor. Böyle bir kadroya daha ofansif bir teknik adam mı gelseydi diye tartıştık ama şu an öyle bir durum yok ki zaten. Şu an takım yok yani. Tekrar ediyorum. Takım yok. Takıma yap yapılması ihtiyaç var zaten. Ee, o yüzden Fernando Santos'un tutucu mu oynatıyor acaba? 2-6'yı çok oynatıyordu Portekiz'de. Eleştirisi çok arka sıralarda. Ona gelecekte bakarız. İnşallah 5 yaşın kadrosu böyle bu tip tartışmalar açık olacak seviyeye gelir. Bir sürü böyle e, ofansif alanda fark yaratacak 8 numaraları, 10 numaraları kenar forvetler olur. Deriz ki Fernando Santos niye bu oyuncuları bir arada oynatmıyor deriz. Ama o gün bugün değil. Bugün takım inşası zamanı. E, o yüzden de bir zaman tanımak lazım Fernando Santos'a. E, o da hani madem tekrardan kulüp takımlarında çalışmaya hevesli. E, bu doğru bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Beşleşim böyle bir akılcıl teknik adam ihtiyacı var. Fernando Santos'un da yeni bir kulüp takım macerasına ihtiyacı var. Doğru bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Yani zamanında gelmiş bir eşleşme. E, peki takım içerisinde hangi oyuncuları bir bakayım der? Hangi bölgeleri transfer ister? E şimdi hakikaten bir kere savunma planı, savunma kurgusu çok önemlidir Fernando Santos için. Bu sadece milli takımlar bazında söylemiyorum. Son çalıştırdığı kulüp takımlarında bakın. Genellikle en az gol yiyen takım onlar oluyor. Pauk'la mesela şampiyonluğu kaçırdı. E, i̇şte 2010'da. Ama yine en az gol yiyen takım. Spordaki çalışıyor. Ya ya en az yiyen ya da işte bir gol farklı en az ikinci yiyen takım. Ee, fazla gol yemiyor takımları. Çünkü savunma kurgusu, savunma yapısı, önündeki orta sahanın yapışıklığı çok önemli. Bini takımdaki görüntü aslında kulüp takımlarında da var. O yüzden şimdi 5 yaşın e, normal şartlarda 5 yaşın savunma hattına komple selam vermez. Yani Amartya mesela merhaba hocam. Her hani şeyin dolap eğri filminde vardı ya işte. <laughs> Ee, çok nüfuzlu biri olmayınca selam veren mahallede selam selam falan deyip geçiyordu. Yani, de, o muamele yapar normalde. Ve, me, normal Savunma hattını bekler dahil bu arada. Ee, ama e, tabi mecburen bir şey çıkartacak en başta bu oyuncu grubundan. Sonrasında e, mutlaka gerçek alanda bir stoper transfer edecektir. Hatta bir değil iki transfer edebilir. 6 numara artık şart olduğu hele, hele ki Fernando Santos demek fizikli 6 numara demek. Carvalho şeydi yani. Bir, bir zamanlar Ziya Doğan Ayman şey olayı vardı ya. Nereye gitse götürüyordu yanında. Kayvalyo tipi 6 numara şart yani. Tip 6 numaraları bayılıyor Fernando Santos. Dayında o da dahil edebiliriz buna. Fizikli alanını dolduracak bir 6 numara kesin kesin transfer etmek ister. Mevcut kadro içerisinde bu bölgede Demir ya bir bakayım bu çocuk hem boyu var yani madem altın numara oynayacak bakayım diyebilir. Çünkü pasörlüğü de var pasörlüğü de sever. Motunyo mesela çok temposuz olduğu dönemlerde bile oynatıyordu hep top yönlendirmesi iyi diye. Diyordu ki ya ben zaten alan savunmasını yapıyorum. Pres yapmıyorum. Alan savunmasına takım hatlarını yakın tutuyorum. Otunyon alanını daraltıyorum zaten. Bunun temposu olması çok önemli değil. Bana topu göndersin. O yüzden Demir bakabilir. Savun ee, savunma hattından tabii ki hani e, bakacağı oyuncular olabilir. Koleye bakar. Hani nedir durumu diye. E, gol bir savunmacı nedir diye bakar. Ama genel hattıyla yani çok böyle ayakta kalın, tutacak bir savunma diyor ki ya Beşiktaş'ın. O yüzden oraya yavaş yavaş sıfırdan inşa etmek isteyebilir. 6 numarayı transfer edecektir. Gerson Fernandes'e bakışını merak ediyorum. E, Renan Renato Sanchez söylentisi de var. Hani daha doğrusu önerildi. E, söylentisi var. Bakasetas söylentisi var. Bakasetas gibi oyuncuyu da çok sever bu arada. Top atıcı. Fizikli. Bayağı sever. Hatta 6 numara yanına Bakasetas tam Fernando Santos'luk iş mesela. Bir 6 fizikli. Yanına da bakasetas tam onun seveceği model ee, bir kurgu olur. Gelsuan Ferdis'i nerede kullanır çok merak ediyorum. Ee, kanatta kullanırsa da şaşırmam bu arada. Yani şu an mevcut durumuyla sol kanat gibi kullanırsa Beşiktaş'ın şu an dribblingçi de yok. Kanat gibi böyle e, orta sahada yardımcı olan bu tip oyuncuları da çok seviyor çünkü. Kanat gibi kullanırsa hiç şaşırmam. Daha önce bir 6 numara fikrim vardı ama Fernando Santos geldikten sonra o rafa katmış olabilir. Çok 6'da görmez, görmek istemez Gerson Fernandes'i. E. Hücuma yakın görmek ister diye düşünüyorum. Amir'e bakışını merak ediyorum. E, kullanıyordu çünkü 4-3-3'te e, Amir gibi pasörü de kullanmak isteyebilir. Yani şöyle bir 4-3-3 görebiliriz mesela. E, mesela Bakasetas gel diyelim. Bakasetas tipi 6 numara. Bakasetas bir 6. Amir. Gerson'u Sol iş, şey, solun gibi kullanır bir ee, 9 numara bir tane yaratıcı Kenan Forvet talep eder yine. Mevcut kadroda çünkü çok yok. Semi'ye bakışını çok merak ediyorum. Umarım böyle bir talimat da verilir. Yani bazı değerli oyuncularımız var ki onların başını Semi çekiyor. Semi'yi artık kazanmak istiyoruz ve e, hocam sen de bir bak seviyesine, gelişimine yani 5 yaşta 11 seviyesine devam etmesini istiyoruz diye. Çünkü hep burada genç oyuncular için süre alsın diye çok çaba gösterdik. Ki öyle de olması gerekiyordu. Çünkü mevcut bunun nedeni mevcut A takım oyuncuları zaten bir şey vermiyor oluşu. En azından bir bakar görürsün. Kimde potansiyel var, kimde yok. Kimde bir o çabayı var. Onları görürsün diye. Ama asıl olarak her zaman şunu söylüyorum. 5 yaşın gelecekte hatta şu anda ilk 11 seviyesine yakın gördüğüm Semih var. Semih Oğur araların oyuncusu. Ve çok genç henüz. Mustafa Erhan da Bence gelecekte Beşiktaş'ın 11 oyuncusu olabilir potansiyel olarak. Bu iki oyuncu çok ayrı noktada. Onun haricindeki oyuncular rotasyon için bakılır. Yani kadro oyuncusu olur belki. Belki yedek bek olur. Bir yedek orta saha olur. Bunlara bakılır. Bunlara Fernando Santos'a bakacaktır. Ama Semih ayrı bir seviyede. Umarım ona bir yer açılır diye umuyorum. Yani Fernando Santos döneminden sonra Semih'i umarız 11'de görmeye devam ederiz. Ee, ama mutlaka işte 6 numara yaratıcı bir kenar oyuncusu bu tip oyuncu çünkü oynatmayı çok seviyor. E, ee, Gezal'in durumu ortada çünkü artık zaten 6 ay sözleşmesinde e, bitimine kaldı. E, bunların durumuna bakacaktır. E, i̇lk Fernando Santos'lu böyle biraz daha antrenmanda gördüğü, oyuncuların seviyesini gördüğü e, bir dönemde ilk maçını çok merak ediyorum. İlk 11 tercihini, ilk oyun tercihini, kim nerede oynayacağını çok merak ediyorum. Ve ben de Beşiktaş artık sağ tarafından konuşmayı çok özledim. Hani e, aklı olarak mecburen eleştiri yaptık yani yazdan bugüne. Ve ne zaman böyle sağ içinde umutlansak bir hafta sürdü. Sonrasında tekrardan hikaye izledik. Umarız Fernando Santos'a daha sağ odaklı Beşiktaş'ın günden güne geliştiğini gördüğümüz transferlerle, içeriden kazanılacak oyuncularla, altyapıdan vesaire ya da mevcut kadrodan biraz daha o takım inşasına başladığını görürüz Fernando Santos'la. Belki ayrıca bir formasyon daha çekeriz. Üzerine düşünüp işte hangi oyuncu işte bahsettiğim işte Gerson'un rolü gibi Amir'in rolü gibi kimi nerede oynatırı birlikte tekrardan konuşacağımız bir formasyon serisi daha gelir, bölümü daha gelir belki. Ama sizin de bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Fernando Santos'un e, tercihine, mevcut oyuncu kadro içerisinde kimlerde nerede oynatır, nerelere transfer ister, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. E, böyle bu durum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.